HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali var mı? Kazanır mı yoksa kaybeder bana mi? Bana göre kazanamaz. Yani biraz da Amerika AK Parti'nin izleyeceği politikalara da bağlı. Bunu da bir değerlendirelim. Terazinin kefelerine çeşitli ağırlıkları koyalım. Şimdi 21 yılda yıpranmış bir AK Parti hükümeti var. Bu bir gerçek. Evet. Bu bir gerçek. Ekonomide görüyoruz patlıcan, domates fiyatları falan filan. Tekrar bunlar konuşuldu. Bir de üstüne iki tane büyük deprem geldi. Onun açtığı yıkıntılar ve büyük sorunlar ondan sonra. Ve bütün bunlar karşısında dış tehditler vesaire. Yani 21 arkada kalan 21 yılın modeliyle AK Parti'nin devam etmesi artık bana göre imkansız. Ama AK Parti de hala o model içinde çözümler arıyor. Yani AK Parti'nin de ufku 67 gün mü kaldı seçime? Evet. 67 günlük bir ufku var. 68. gün yok, 69. gün yok. Arkadaki 21 yılı devam ettireceğini zannediyor. 22. yıl yok AK Parti'nin bakış açısında. Yani derin bir perspektifi, kurmaylık birikimi olmadığı görülüyor AK Parti'nin. Yani daha çok böyle alışverişlerle falan filan aldın, verdin, şu tavizi verdin, bunu verdin falan gibi öyle bir gelenekten, bir pazarlıklar gelenekleri falan, tefeci bezirgan geleneklerinden gelen bir politikası var. Ufku yok. O bakımdan Kemal Kılıçdaroğlu başarır mı? Bir kere böyle bir avantajı var Kılıçdaroğlu'nun. Ama Kılıçdaroğlu'nun da sorunu ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin tayin ettiği bir cumhurbaşkanı adayı mal meydanda. Kendisi PKK ile açık işbirliği halinde. Açık işbirliği halinde eski yani düne kadar biraz onu gizliyordu altılı masa falan. Şimdi gizlemiyor ve altılı masanın diğer üyeleri de zaten Babacan olsun, Davutoğlu olsun PKK ile işbirliğinden yana. O Saadet Partisi'nde orada fazla sesi çıkmıyor. O da esir alınmış durumda. Yani sesi çıksa bile fazla bir şey etkisi olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla şimdi PKK ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi seçime giriyor. Buna tabii seçmen ne diyecek? Arkalarında evet Amerika desteği var. İşte AK Parti'nin yıpranmışlığı var. AK Parti'nin kurmay birikiminin eksikliği var. Ama ekonomik problemler vesaire var. Ama öte yandan Kılıçdaroğlu da Türkiye'yi yönetecek bir izlenim vermiyor. Yani tam tersine tam bir kaos vaadiyle ilerliyor yolunda. Ben diyor size kaos vaat ediyorum. Kaostan başka ne vaat ediyor? Zaten kaosun manzaralarını da koydular kamuoyunun önüne. Şu altılı masadaki görüntüler. Son bir hafta bile yetiyor. Yani öyle bir iktidar olur mu? O masadan bir hükümet çıkar mı? O masa biber patlıcan fiyatlarını aşağıya çeker mi? Şu söyledikleri şey 418 milyar, 18 nereden çıktı bilmiyorum ama 400 milyarı işte Londra bankalarından getirecek. Ya bu der, kim getirebilir Londra bankalarından ondan sonra? 400 milyar doları ancak Türkiye'yi sömürge yaparak, Amerika'ya teslim ederek, bölerek, efendim ikinci İsrail devletini kurarak, Türk ordusunu Kıbrıs'tan çekerek, Amerika'nın önünde selam durarak o da 400 getirmesinden 15-20 milyar dolar falan filan sana kredi açarlar. Yani tam bir çıkmazlar. Onun için tabii önümüzde bu 67 günde ne olacak ama daha çok da 67 günden sonra ne olacak? O sorular var. Şimdi yani Kılıçdaroğlu'nun ben kazanma şansını görmüyorum. AK Parti'nin bütün dar görüşlülüğüne, yani şu andaki dar görüşlülüğüne rağmen. O değişirse tabii bilmiyorum. Hayat AK Parti'ye daha uzak görüşlü ve daha geniş bakışlı çözümleri hayat önüne koyabilir AK Parti'nin. Ona seviniriz tabii. Efendim hani siz de daha önceki programda hep şeye bakalım dediniz. Amerika hangi hamleleri yapacak? Yani buraya bakalım demiştiniz. Ona kafa yoralım diye evet. Söylemiştiniz geçen programda. Amerika birinci hamlesini yaptı. Bir anlamda masayı birleştirdi. Evet. Bundan sonra ne yapar? Yani mesela işte Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Suriye'de Fırat'ın doğusuna gelmesi, işte Girit'te, güneyinde 12 mil tartışmaları. Yani
Yeni hamle bekliyor musunuz Amerika'dan? Şimdi Amerika'nın seçim planı bozuldu dedik ilk altın masa dağılınca. Fakat şimdi yeni bir seçim planıyla, hatta eski planı biraz tamir ederek, onararak Amerika yine seçim planını devreye soktu. Yani Meral Akşener'i tekrar o masaya oturtarak seçim planında devam ediyor. Ama Amerika şuna bakacak. Kazanamaz dediği Kılıçdaroğlu bu sefer kazanabilecek mi bütün bunlardan sonra? Evet. Yani bence Amerika onu tartacak. Bakacak. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun taraftarları biz kazanacağız falan filan diyorlar ama Amerika o laflara bakmaz. Amerika araştırmalarını yapar, dengelere bakar, teraziye kor. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını görürse bu seçim planını sürdürür. Görmezse o zaman tribünler bir şey, işaret.